Tarihi Yarımada'dan, Balkan gündeminden merhaba. Bugün 28 Kasım günlerden pazartesi. Tarihi siyaseti ve kültürüyle bağımızın hiçbir dönemde kopmadığı Balkan ülkelerindeki gelişmelerin ayrıntılarıyla beraberiz. Ben Feridun Erdoğral, TRT Havas Balkan gündemi başlıyor. Evet, bugün programda Balkanlarda yetişen mümtaz abide şahsiyetleri konuşacağız. Son dönemde Balkanlarda yetişen önemli isimlerden biri hiç şüphesiz Bilge Kral olarak da bilinen Aliya İzzet Begoviç. Rumeli'den ilham alan şairlerimizden biri olan Yahya Kemal Beyatlı, önemli ilim adamlarımız arasında yer alan merhum Profesör Muhammed Tayyip Okiç'le hocaların hocası unvanıyla andığımız merhum Profesör Sabahattin Zaim ve İslam ilimleri sahasında yetkinliğiyle tanınan merhum Profesör Bekir Sadak Hoca, bu önemli şahsiyetleri özel haberler ve stüdyo konuğumuzla yakın plana alacağız. Yaklaşık 550 yıl Balkanlarda hakimiyet kuran Osmanlı Devleti'ne bu bölgeden yetişen binlerce devlet adamı hizmet etti. Son dönemde Balkanlarda yetişen önemli isimlerden biri ise Bilge Kral olarak da bilinen Aliya İzzet Begoviç'ti. Osmanlı Devleti'nin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarından binlerce insan Rumeli Şahane'de yetişti. Türk, Arnavut, Sırp, Boşnak, Romen veya Hırvat asıllı birçok şahsiyet, sadrazam, vezir, Şeyhülislam, kadı veya ordu komutanı olarak önemli mevkilerde görev yaptı. Sadrazamların yaklaşık dörtte biri ise Rumeli kökenliydi. Sokollu Mehmet Paşa, Otranto Fatihi Gedik Ahmet Paşa, Lütfi Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlık yapan şahsiyetlerden sadece birkaçıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te ilk başbakanlardan Ali Fethi Okyar'sa Makedonya'nın Pirlepe şehrinde doğdu. 20. yüzyılda Balkanlarda yetişmiş şahsiyetlerden biri ise Bilge Kral olarak anılan merhum Aliya İzzet Begoviç'ti. 1925'te bugün Bosna Hersek'in kuzeybatısında bulunan Bosanski Şamaç kasabasında dünyaya gelen Aliya İzzet Begoviç, hayatını Bosnalı Müslümanların özgürlük mücadelesine adayan bir fikir ve mücadele adamıydı. Yugoslavya'nın dağıldığı 1990'ların başlarında Boşnaklara liderlik yapan Aliya İzzet Begoviç, Bağımsız Bosna Hersek Federasyonu'nun ilk cumhurbaşkanıydı. 2003 yılında vefat eden Aliya İzzet Begoviç, sadece Balkanlarda değil, ülkemizde de şükranla yad ediliyor. Balkanlarda iz bırakan mücadele adamlarından biri ise Sırbistan ve Karadağ'ın pay ettiği sancakta Akif Efendiye olarak bilinen Akif Hacı Ahmetoviç'ti. 1887 yılında Yeni Pazar'da doğan Hacı Ahmetoviç, Osmanlı ordusunda yüzbaşı rütbesiyle görev yapan bir subaydı. Hacı Ahmetoviç, 2. Dünya Savaşı'ndan önce Yugoslavya Meclisi'nde milletvekilliği, valilik, vakıf müdürlüğü yaptı. Hacı Ahmetoviç, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi yanlısı Sırpların Novi Pazar'a düzenledikleri saldırılar sırasında şehri savunarak büyük bir zafer kazandı. Ancak Hacı Ahmetoviç, komünistlerin iktidara gelmesinin ardından 1945'te 1500 Boşnak'la birlikte Novi Pazar'ın Hacet semtinde kurşuna dizilerek şehit edildi. Batı Trakya ve azınlık hakları denince akla ilk gelen isimse hiç şüphesiz Doktor Sadık Ahmet. 7 Ocak 1947 tarihinde Gümülcine'nin Küçük Sirkeli köyünde doğan Sadık Ahmet defalarca tutuklandı. 13 Eylül 1991'de Batı Trakya Türklerinin ilk siyasal partisi olan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'ni kurdu. Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türk azınlığının haklarının imza altına alındığı Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz 1995'te bir trafik kazasında hayata veda etti. Sadık Ahmet, bugün hala Batı Trakya Türkleri için bir kahraman. Evet efendim, Balkan gündeminde bugün önemli abide şahsiyetleri konuşacağız. Balkanlarda doğup büyüyen, yetişen ve Osmanlı'ya hizmet eden önemli liderleri
aslında tabii ki tamamını konuşamayacağız hayatlarının ama en azından onları hatırlayacağız, anımsayacağız. Kiminle stüdyo konumuz var demiştim, hemen kendisini tanıtayım. Yayıncı ve eğitimci Erhan Erken Dizel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, az önce VTR'imizde de izledik. Farklı etnik kökenlerden birçok insan, özellikle hatta bu oran Osmanlı'da 1/4 olarak verilir, Balkan kökenli çok yüksek makamlara geliyorlar. Bunun içerisinde tabii birçok etnik unsur var. Arnavut var, Hırvat var. Bunu nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım? Evet, öncelikle tabii bu Balkanlarda yaşamış veya işte sonra Türkiye'de gelmiş ve iz bırakmış bu şahsiyetler hepsine Allah'tan rahmet dileyerek sözlerimize başlayalım. Hakikaten hepsi çok büyük bir arkalarından iz bırakarak öbür tarafa gitmişler. VTR'de de izah edildiği gibi Osmanlı içinde hizmet eden çok sayıda devlet adamı var. Özellikle Balkanlı menşeili devlet adamları bunlar. Osmanlı esasında yüzü batıya dönük bir devlet. Hı hı. Baktığınız zaman iyi dönemlerinde 1 milyon metrekarenin üzerinde bir Balkanlarda toprağı var. Ve o Viyana'ya kadar uzun bir süre bir gidiş dönemi var. Sonra durmadan sonra da geriye doğru gelmiş. Ve çok önemli bir coğrafyada hakim duruma gelmiş. Osmanlı'nın da yapısal gereği devlet adamı çalıştırmadaki en önemli kaynağı esasında devşirmeler. Yani gittikleri topraklarda oranın istidatlı çocuklarını Osmanlı bünyesine katıyor. Bunları önce ailelerin yanına veriyor ve burada bu çocuklar bir İslam terbiyesinden geçiyorlar. Daha sonra da o çocukların seviyelerine göre bunların bir bölümü devlet adamı yetiştirilmek üzere bir eğitime tabi tutuluyor. Diğer bölümü de askeriye içerisine giriyor. İşte yeniçeri oluyorlar ve o tür hizmetlerde bulunuyorlar. O zaman tabii Enderun orada en önemli bir eğitim merkezi ve tamamen idareci yetiştiren bir merkez burası. Ve bu Osmanlı içinde işte vezirlik olan ve diğer devlet kademelerine gelen bu kişiler hepsi bu mekanizma içinden gelmiş kişiler. Orada tabii şöyle bir husus var. Sanki Osmanlı gittiği yerlerde bu çocukları zorla alıp devşirmiş gelmiş gibi bir intiba var tarih içerisinde. Hı hı. Fakat ben bunu bugünle mukayese ettiğim zaman şöyle görüyorum. Bugün dünyanın merkezi neresi? Diyelim ki işte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi yerler var. Eğitimin iyi yapıldığı ve dünyada büyük devlet statüsünde yerler. Bugün insanlar çocuklarını oralara gönderiyorlar. Eğitim alsınlar, gelişsinler ve gidenlerin birçoğu da orada kalıyorlar oranın cazibesine kapılarak. Osmanlı'da da böyle bir cazibe merkezi o zaman. Yani aileler çocuklarını Osmanlı içinde yetiştirsin, devletin en üst kademelerine gitsin, burada hizmet etsin diye adeta vermek istiyorlar. Ve gidildiği zaman onların içinde en iyileri seçiliyor ve yetiştiriliyor. Ve bu insanlar da hakikaten bir Osmanlı oluyorlar, Müslüman oluyorlar nihayetinde. Zorla da bir husus yok burada. Ve o Müslüman aileler içinde de yetişerek, o iklim içinde de yetişerek hakikaten Osmanlı'ya ciddi bir hizmet etmişler. Ve arkalarından iz bırakmışlar. İşte bahsettiğiniz gibi Sokullular, evet. Hepsi böyle. Bu insanları da biz rahmetle anmamız lazım. Tabii ki o döneminde bir sistemi bu, yani devşirme sistemi. Daha sonraki dönemlerde bunlar ortadan kalkmış ve yeni bir yapıya doğru geçilmişiz. Evet. Şimdi yakın dönem şahsiyetlerden özellikle Bosna bölgesinde ön plana çıkan şüphesiz Bilge Kral lakabıyla da anılan Ali İzzet Begoviç. Gerçekten önemli bir lider. Kitleleri sürükleyebilen, çok önemli şeyler başarmış bir lider. Onun hakkında neler demek lazım? Ben Aliya'nın mezarına gittiğim zaman çok etkilenmiştim. Öyle başlayayım. Çok sade bir mezar. Gidenler görmüştür büyük bir ihtimal veya gitmeyenler de resimlerini görmüşlerdir. O şehitlerin arasında Saraybosna'da kendisinin sadece bir kafes var üstünde. Hı hı. Ve kendisi demiş ki mezar taşıma Abdullah Ali'ye yazın. Ve orada yazılı o. Yani Allah'ın kulu Ali'ye. Yani. Onun en önemli ve yani hayatının özeti bir şey. Hayatının özeti o mezarı, kendisinin mezarını gördüğünüz zaman görüyorsunuz. Hakikaten bilge kral, kral lafı biraz şık bir laf değil ama bilge bir kişi bu. Yani hakikaten hem bir devlet başkanı esasında hem bir diplomasi dehası. İki tarafı da var onun. Yani savaşta ama çok, bir o kadar da mütevazi. Tabii çok mütevazi. Savaşta hakikaten dirayetli bir şekilde o Bosna'nın kurtuluşu için savaşın içinde yer almış. Ve önde yer almış. Hı hı. Ondan sonra o Dayton Anlaşması'ndan sonra
o barışa girmiş ve artık bizim devlet olmamız lazım. Devlet olarak bir mekanizma kurmamız lazım demiş ve bir diplomasi şeyi olarak, ustası olarak da orada bir yapı oluşturmaya kalkmış. Sonrasında tabii o Sırpların zulmü içerisinde de halkının yanında onlarla birlikte onların derdine derman olmuş, beraber koşturmuş, ter dökmüş bir insan. Bir de Ali İzzet Begoviç'in rahmetlinin entelektüel yanı var. Yani o hapishaneye girdiği zaman yaklaşık işte 12 yıl hapse mahkum oluyor, 5 yıl yatıyor ilk dönemde. Ve bu da Müslümanlığından dolayı, yani o günkü şartlarda hakikaten Müslüman bir insan olduğu için içeri giriyor kendisi bu davanın peşinde koştuğu için. Ve orada kendisi Özgürlüğe Kaçış diye bir kitabı var. O hatıratlarını anlatıyor. Mesela Doğu ve Batı arasında İslam kitabı var. Orada baktığınız zaman dünyanın İslam ülkelerinin bütün meselelerle ilgileniyor orada. Sadece kendi özelinde değil. Bütün meselelerle ilgileniyor. Bu önemli bir şey şey için. Ali İzzet Begoviç için. Bir de Ali İzzet Begoviç'in şöyle güzel bir yanı var. Bu Bosna meselesini bütün ümmetin meselesi haline getirmiş. Yani herkesi işin içine katmış. Hı hı. Mesela Türkiye'de Bosna Savaşı'na yönelik müthiş bir ilgi alaka vardır. Bu büyük ölçüde de rahmetli Ali İzzet Begoviç'in de gayretleriyle olan bir iştir. Gitmiş insanlar ona dokunmuş, o liderlerle görüşmüş, dünyanın dört bir tarafına haber salmış. Mesela Uzak Doğu'da ben şahitimdir. İşte Malezya'da o bölgelerde talebeler göndermiş. Oradan yetişmişler, tekrar gelmişler. Yani dünyanın dört bir tarafını bu insan bu mücadelenin içine sokmuş. Bir de onun çok efsane sözlerinden biri var. Ben diyor Batı Avrupa'ya gittiğim zaman hiçbir zaman başım eğik değil diyor. Çünkü onlar gibi çocukları öldürmedim. Sivilleri katletmedim. Hiçbir zulüm yapmadım. Ama bugün medeni dediğimiz Batı dünyası bütün bunları yaptı Bosna'da diyor. Dolayısıyla onun hayatını böyle hakikaten hem kitaplarından hem de o serüveni dikkatli bir şekilde inceleyerek bakmak lazım. Güzel bir rol model. Hem hayatıyla hem işte öldükten sonraki mezarlığındaki taşıyla bile insanlara ders vermiş. Hakikaten güzel bir lider. Allah rahmet evet, eylesin. Evet, zamanımız çok kısıtlı. Bilge şahsiyetleri konuşmaya devam edeceğiz. Bir VTR'imiz var, onu verelim. Tamam. Akabinde devam edelim. Evet, Rumeli şahane halk edebiyatı ve divan edebiyatımız açısından verimli bir sahaydı. Bosna, Üsküp, Prizren, Priştine, Yeniceyi, Vardar, Belgrad, Selanik başta olmak üzere Balkanların kültür ve sanat merkezleri olan birçok yüzüde şehri, yüzlerce şairimize ilham verdi. Rumeli'den ilham alan şairlerimizden birisi ise Yahya Kemal Beyatlı'ydı. Rumeli'nin şiir mirası Osmanlı sonrası kuşaklar tarafından da sürdürüldü. Ancak bu dönemlerde Rumeli şiirimiz daha fazla hüzün, daha fazla hasret yüklüydü. Şair ve alim Fettah Efendi ise Makedonya Müslümanlarının iftiharla andıkları mücadeleci şairlerimizden biriydi. 1910'da Üsküp'te dünyaya gelen Fettah Efendi, yetiştirdiği insanlarla Makedonya Müslümanlarının son bir asırlık tarihine damgasını vuran Meddah Medresesi'nde yetişti. Aynı medresede hocalık yapan Fettah Efendi, Yugoslavya rejimi tarafından hapsedildi, sürgün edildi ve asıl işi olan talebe yetiştirmesine izin verilmedi. Makedonya Devlet Arşivi'nde Osmanlıca metinleri okumakla görevlendirilen Fettah Efendi, 1963'te vefat etti. Türk ve Müslüman kimliğini savunmaktan yılmayan Fettah Efendi, Osmanlı'yı ruhunda yaşayan ve yaşatan bir şairdi. Şiirlerinde bazen sınır tanımayan büyük bir coşkuyla, bazen hüzün dolu mısralarla daima yurt sevgisine ve Osmanlı mirasına vurgu yapan Fettah Efendi, tohumu toprağında yeşermesi için koruyanlardandı ve bu sebeple Makedonya'dan göç edilmesine sıcak bakmıyordu. Müslümanların maruz kaldığı zulüm yüzünden Makedonya gurbet içinde gurbetti. Fettah Efendi'nin dilinden bu mazlumiyet, yurdumdan uzak garip ve naçar kaldığım bu mezar içinde bizar mısrasıyla ifade ediliyordu. Kime yarab kalacak bunca şanlı yatan, kime ısmarlayayım ben seni ey yaslı vatan mısralarıysa kaybedilen vatanın acısını duyan bir yüreğin çığlıklarıydı. 1884'te Üsküp'te doğan, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını bu şehirde yaşayan şairimiz Yahya Kemal Beyatlı da Fettah Efendi gibi hüznünü nakış gibi mısralara işledi.
Yahya Kemal'in edebi kişiliğine ilk doğumları eken, okuduğu ilahilerle, Muhammediyelerle onu büyüten ünlü divan şairi Leskovçalı Galip'in yeğeni annesi Nakiye Hanım'dı. Küçük yaşlarda kaybettiği annesini Üsküp İsa Bey Camii haziresinde toprağa veren Yahya Kemal, Üsküp'e duyduğu sevgiyi ana hasretiyle bütünleştirerek mısralara döktü. Balkan Savaşları'nda kaybedilen Üsküp, Yahya Kemal için yürek yarasıydı. Daima kanayan bu yara, şairimizin Kaybolan Şehir şiirinde şu mısralarla ifade edilir. Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir, ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene. Yahya Kemal, Rumeli'nin Yadeller'de kalmasının acısını, Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum, her lahza bir alev gibi hasretti duyduğu mısrasıyla da dile getirir. Bir Fikrin Zevki başlıklı yazısında ise, bize vatan sevdasını 50 seneden beri Rumeli'den, adalardan kafile kafile muttasıl gelen muhacirler öğrettiler diyecekti. Evet, yayıncı ve eğitimci Erhan Erken'le Rumeli'deki, Balkanlardaki şahsiyetleri, önemli şahsiyetleri konuşmaya devam ediyoruz programımızda. Evet, bu program gerçekten renkli oluyor. Şimdi Rumeli'de sadece tabii devlet hayatında değil, birçok noktada sanatsal ve şairlere de ilham olmuş ve bu noktada da önemli kişilikler ortaya çıkmış. Ama sanki şunu görüyoruz. Şimdi biraz hüzün hakim bazı Osmanlı'nın o bölgeden çekilmesiyle orada kalan özellikle Şair Fettah mesela Fettah Efendi de bunu görebiliyoruz. Evet. Az önce VTR'de de izledik. Ne diyeceksiniz bu konuda? Evet, orada önemli husus şu. Osmanlı döneminde bir devlet olduğu için, yaşayan dengeli bir sistem olduğu için insanlar o sistemin içerisinde içe dönük hayatlarını daha rahat yaşayabiliyorlar. Orada İşte tasavvufla ilgili, insanın manevi alanı ile ilgili daha derinlikli şiirler ve eserler var. Fakat oralar kaybedildikten sonra ve oraların hüznü insanların içine geldikten sonra esas o şairlerin büyük çoğunluğunda, çok genel bakıyoruz tabii, bu hüznü hepsinde seziyorsunuz. İşte Fettah Efendi'de de seziyorsunuz. Yahya Kemal'de de mesela hep o var. Evet. Yahya Kemal'de merhum baktığınızda mesela sürekli Yahya Kemal'de bağlantılar var. Mesela Bursa Üsküp bağlantısı var. Diyelim ki Şar Dağları Bursa'dan çıkar Üsküp'e kadar varır diyor. Yani arada öyle bir bağlantı kuruyor. Bir de Yahya Kemal'de Üsküp'te doğmasam yanardım diyor, değil mi? Ha, mesela Yahya Kemal'in bir de şeyi önemlidir yani. Bir Türk'ün gönlünde nehir varsa Tuna'dır. Efendim dağ varsa Balkan'dır. Hep oraya doğru bir özlem var. Bir de tabii rahmetli annesinin ona verdiği hakikaten bir ne diyeyim size, çok temel bilgiler var. Ona iki şey sevdirmiş annesi, öyle ifade edilir. Bir peygamber sevgisi, bir de padişah sevgisi. Onun için Osmanlı'ya da çok bağlıdır Yahya Kemal. Esasında peygambere de çok bağlıdır. Esasında hayatında imanlı bir şair olarak geçer ama mesela tatbikatı çok fazla bir kişi olmamıştır. Ama o şiirlerinde, yazdığı hepsinde o imanın coşkusunu görürsünüz. Bir de devamlılık önemlidir Yahya Kemal'de. Onunla ilgili araştırma yapanlar onun altını çok fazla çizerler. Benim de o dikkatimi çeker. Bir Mohaç'tan bahseder. Bir İstanbul'un fethinden bahseder. Oradan gelir Balkanlardaki mücadelelerden bahseder. Bunların hepsi bir arada ve bir çizgi içinde bahseder. Ve tarihin içerisinde kaybolur. Geçmişten mi bahsediyor, bugünden mi bahsediyor? Ama bunların hepsini bir bütün olarak görür. Bir de Yahya Kemal'de bu işte Balkan coğrafyasının özellikle Türkiye ile birlikte bir bütün görme hali vardır. Yani bir yandan mesela işte Süleymaniye'de sabah namazını anlatırken oradaki Balkanlardan gelen sesleri de verir. Oradaki havayı da verir. Yani o coşkuyu Yahya Kemal'de hissedersiniz şiirlerinde. Yani birbirine sentezliyor değil mi? Evet evet, hepsini birbirine bağlıyor. Bunların tabii VTR'de de geçiyor. Çok güzel şiirleri falan var. Yani bunların hepsini tek tek alıp okumak lazım. Ben de burada örnekler getirdim. Mesela bir tane şey var onun. Hasan Rıza'ya sesleniş şiiri. Ey Rumeli'nin Hasan Rıza'sı, yağdında mı Üsküp'ün fezası, yahut kalkan delen kazası, vardar ve uzakta karlı dağlar. Üsküp bir Müslüman şehirdi, binbir türbesiyle müştehirdi. Vardarsa önünde bir nehirdi, her an tekbirlerle çağlar. Mesela Üsküp'e Müslüman şehirler, sanki bir İslam gibi. Yani
hepsi farkındaysanız Kalkandelen var, Üsküp var, Vardar var. Bütün hepsini bir arada değerlendiren bir bakış açısı var. Yani nasıl olmasın ki 550 yıllık bir Osmanlı hakimiyetinden bahsediyoruz. Yani bu gerçekten çok uzun bir süre. 5,5 asırdan bahsediyoruz. Dolayısıyla haliyle orada olan bu mümtaz şahsiyetler, şairler de şiirlerine tabii ki illaki hüznü yansıtıyorlar. Bir de bu tabii Balkan Savaşı, özellikle Balkan Savaşı'ndan sonra oranın kaybedilmesi çok büyük bir hüzün oluşturmuş. Yani Osmanlı entelektüellerinde de gitmez zannetmişler. Yani oranın elimizden gideceğini kimse ummamış. Evet. Ama Balkanlar gittikten sonra ne oldu bize demişler. Onun yarattığı şok çok önemli bence. Ondan sonra adapte olması çok zor olmuş. Yani Cumhuriyet'e geçişte biz 780 bin kilometreye geldik ama o geride bıraktıklarımız ve yüzümüz de hep batıya dönük olduğu için Osmanlı olarak orada bıraktıklarımız hakikaten şiirlerimize de, yazılarımıza da, hayatımıza da o dönemin insanlarına sızmış. Bence özellikle buralarla ilgilenen insanların bu şiirlerin ve yazıların arasında bunları satır aralarında araştırması lazım kanaatindeyim. Evet, bir veterimiz var, onu tabii da verelim. Buyurun. Evet, Balkan toprakları nice mümtaz insan yetiştirdiği, Balkan topraklarında doğmuş, o topraklarda yetişmiş binlerce şahsiyet ilmiyle, irfanıyla Anadolu ve Rumeli'yi aydınlattılar. Arkalarında izler bırakan bu şahsiyetleri şimdi hatırlayalım. Bosnevi, Üsküvi, Eflaki, Sofyevi, Silistrevi, Yanyavi, Selaniki nisbetli yüzlerce alim Rumeli Şahane'de yetişti. Müzik 16. yüzyılda yaşayan ve Tarihi Selaniki adlı eserin müellifi Mustafa Selaniki ile 1574'te Macaristan'ın Peç şehrinde doğan Peçevi tarihinin müellifi İbrahim Peçevi'yi minnetle yad etmek gerekiyor. Ruznameci İbrahim Peçevi, anne tarafından da Sokollu ailesine mensuptu. 1865'te şimdiki Bulgaristan'ın sınırları içerisinde kalan Plovdiv, Filibe'de dünyaya gelen ve 1914 yılında İstanbul'da şaibeli bir şekilde vefat eden Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi ise İslam Tarihi isimli eserinin yanı sıra Amak-ı Hayal isimli ilk felsefi romanımızın müellifidir. Çeşitli mecmualarda yazarlığının yanı sıra Darülfünun'da felsefe müderrisliği de yapan Ahmet Hilmi, Osmanlı son döneminin önemli mütefekkirleri arasındaydı. 1850'de Güney Arnavutluk'ta Fraşiri kasabasında dünyaya gelen Şemseddin Sami ise ülkemiz ve Balkanlardaki Arnavutlar arasında ortak değerimiz olan bir şahsiyet. Kamusül Alam'la ilk Türkçe sözlük olan Kamusu Türkiye'nin müellifi olan Şemseddin Sami 1904'te İstanbul'da vefat etti. Taşşuk-i Talat ve Fitnat adlı romanıyla da tanınan Şemseddin Sami'nin oğlu Ali Samiyen ise Türk spor hayatında önemli rol oynayan simalar arasındadır. Günümüzde Balkanlarda yetişen tarihçilerimizden biri ise Profesör Doktor Kemal Karpat. 1923'te Romanya'nın Dobruca bölgesindeki Babadağ'ın Armutlu köyünde doğan Profesör Karpat, üniversite eğitimini Türkiye'de yaptı. Tarihçi vasfıyla uluslararası akademik camianın önemli isimleri arasında sayılan Profesör Kemal Karpat'a 2016 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verildi. Evet, bu nadide topraklarda yaşayanları, önemli şahsiyetleri konuşuyoruz. Evet, az önce Şemseddin Sami'den bahsettik ve tabii Rumeli toprağında yetişen birçok ortak değer var. Bunlardan bir tanesi bu. Ne düşünüyorsunuz kendisi? Evet. Mesela orada Filibeli Ahmet Hilmi de geçti. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi. Hı hı. Şehbender konsolos demek. Babası konsolosmuş. Oradan bu ismi gelmiş. O da mesela hakikaten o amak-ı hayal. Bugün bile çok baskı yapan kitaplardan biridir. Böyle hayal olarak anlatan, hakikaten muhayyileyi geliştiren bir kitaptır. Mesela sürgüne gitmiş Vizan'a, orada Şeyh Sunusi'ye biat etmiş. O Sunusi hareketinin başındaki. Sunusi'ye ile ilgili de bir kitabı vardır mesela, kaynak eserlerden biridir. Hakikaten Osmanlı'nın o dönemki insanları ki yıkılış döneminde olmasına rağmen çok verimli insanlar. Hı hı. Mesela Şemseddin Sami Fraşeli'de, Güney Arnavutluk'ta doğuyor, Fraşeli kasabasında. Üç kardeş bunlar. Şimdi bakıyorum, 1850 doğumlu, o Taşşuk-i Talat ve Fitnat'ı 1872'de yazıyor, 22 yaşındayken. Şimdi bugün 22 yaşında daha tahsil hayatının içerisinde insanlar ve o zamanın ilk romanlarından birini yazıyor. Ve 54 yaşında vefat etmiş. 54 yaşının içinde, ben 54 yaşındayım bugün,
O yaşın içindeki verime baktığınız zaman arkasında o kamuslar var, dev gibi. Ansiklopediler var, çıkardığı yayınlar var. Çok çalışkan bir adam. Kaç tane lisan biliyor? Yani işte yabancı dille Arapçası çok iyi, Türkçesi, Arnavutçası, ondan sonra Farsçası. Çok fazla dil var. Ve bunlarla ilgili mesela Türkçenin lehçeleriyle ilgili kitaplar yazıyor. Şimdi bu insanlara ben baktığım zaman bunların hayatını bir hikaye gibi değil, bir CV okur gibi değil, hakikaten ibret alır gibi okumak lazım. Gençler için de bence en önemli tarafı bu. Bir de Şemseddin Sami ailesinde, Fıraşeri ailesinde çok ilginç bir şey var. Arnavutlar kendi milli benliklerinin en önemli kişileri olarak bu Fıraşeri ailesini sayarlar. Esasında Türkçe'ye de çok büyük hizmet etmiştir Şemseddin Sami. Ben hep bakmışımdır bunun hayatındaki unsur Arnavut milliyetçiliği mi, Osmanlılık mı? Esasında bir yandan Arnavutların bu milliyetçiliğiyle ilgilenmiş. Ne zaman ilgilenmiş? Çok ilginç geldi bana. Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra Berlin Savaşı, Berlin Muahidesi sırasında Arnavutluğun Yunanlılara verilmesiyle, bir bölümünün Yunanlılara verilmesi konusu geliyor. Orada abisi Abdülfıraşeri, bir Sultan Abdülhamid'in de bir şekilde desteğiyle o zaman kurulmuş olan bir cemiyet var. O cemiyeti oluşturuyorlar. Şemseddin Sami de onun içinde. Ve o cemiyet ve oradaki teşkilatla birlikte Berlin anlaşma şeyine katılıyor, muahedesine. Ve orada Arnavutluğun Yunanlılara gitmemesi için uğraşıyor. Yani Arnavut milliyetçiliği o zaman Osmanlı'nın parçalanmaması için. Arnavutluğun hiçbir zaman Osmanlı'dan ayrılmasını düşünmüyor mesela Şemseddin Sami ailesi. Fakat padişahla da bağlantılı olarak bir Arnavutçuluk yapıyorlar ve Arnavutluğu korumak ve Yunanlılara gitmemesi için. Fakat o zaman onların yaptıkları o teorik çalışma daha sonra Arnavut milliyetçiliğinin en önemli metinlerinden biri olarak lanse ediliyor. Yani o zamanki dünya politikası çok ilginç. Bugün de mesela Türkiye'nin hakikaten Orta Doğu politikasına baktığınız zaman her gün değişen dengeler var. Bugün için de dengeler aynı var şey. Ve bu insanlar hem ilim adamı hem hareket adamı ve bu faaliyetler içinde yer alıyorlar. Bence Şemseddin Sami Fıraşeri ailesini çok iyi incelemek lazım. Mesela tiyatro oyunu yazmış, çeşitli kitaplar oluşturmuş. Ondan sonra işte çocuğu yine Ali Samiyen bir hatırası var bizim Türkiye için. Hakikaten hem Arnavutlar için hem Türkler için çok önemli bir kesim. Ama biz tabii bugünün milliyetçi jargonuyla anlıyoruz. Ama onların Arnavutçuluğu esasında o zaman Osmanlı içinde var olan bir küçük alt benlik olarak Arnavutluğu öne çıkaran bir yapıları var. Evet. Belki Şemseddin Sami'yi öyle okumak lazım. Ama hakikaten ben hizmetlerini gençlerin özellikle yaptıklarını incelemesi lazım kanaatindeyim. Kısa ömürde insanların ne kadar verimli çalışabildiklerini gösteren kahraman insanlar bunlar. Evet, o kahraman insanlara devam edelim. Devam edelim. Evet, Rumeli şahane topraklarında doğup yetişen ve o ülkelerde yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle ülkemize hicret etmiş çok sayıda ilim adamımız var. Bu ilim adamlarımız arasında merhum Profesör Muhammed Tayyip Okiç'le hocaların hocası unvanıyla andığımız merhum Profesör Sabahattin Zaim de var. Profesör Muhammed Tayyip Okiç, 1902'de Bosna Hersek'in Tuzla Sancağı'na bağlı Graçanitsa kasabasında doğdu. Babası Bosna Reisül Ulema yardımcısı Yaysalı Muhammed Tevfik Efendi, annesi ise Graçanitsalı Hasibe Hanım'dı. Dini eğitimini Saraybosna'da tamamlayan Okiç Hoca, Zagreb ve Belgrad'da hukuk ve Latin edebiyatı eğitimi aldı. Doktorasını ise Paris Sorbonne Üniversitesi'nde yaptı. Tunus'ta Zeytuniye Üniversitesi'nde ihtisas yapan Okiç Hoca, Latin ve Slav dillerinin yanı sıra Arapça, Türkçe ve Farsça'yı öğrendi. Bir süre Belgrad ve Üsküp'te hocalık yaptıktan sonra 1945'te Türkiye'ye gelen Okiç Hoca, 1950'den itibaren yaklaşık 19 yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tefsir ve hadis dersleri verdi. Profesör Talat Koç Yiğit, Profesör İsmail Cerrahoğlu ve Profesör Mehmet Hatipoğlu başta olmak üzere birçok kıymetli alemin yetişmesinde rol oynayan Okiç Hoca 1977'de vefat etti. Okiç Hoca'nın naaşı özel izinle Saraybosna'ya götürülerek Bare Mezarlığı'nda defnedildi. Graçanitsa'da bir caddeye ismi verilen Okiç Hoca Saraybosna'da çeşitli etkinliklerle anılıyor. Profesör Sabahattin Zaim, Konya'dan Rumeli'ye yerleşen evladı Fatihan'dan bir ailenin evladı olarak 1926 yılında Makedonya'nın İşlip kasabasında dünyaya geldi. İlkokula İşlip'te başlayan Zaim Hoca, Yugoslavya'nın ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Makedonya'nın ilk cumhurbaşkanı Kiro Giligorov'la aynı sınıfta okudu.
Yugoslavya'da Türk ve Müslümanlara yönelik baskılar sebebiyle 1934'te küçük yaşta ailesiyle Türkiye'ye hicret eden Sabahattin Zaim Hoca, ülkemizde iktisat eğitimi aldı ve İstanbul Üniversitesi'nde uzun yıllar hocalık yaptı. Talebeleri arasında yüzlerce öğretim üyesi olduğundan hocaların hocası unvanıyla anılan Profesör Zaim, İslam iktisadı ile ilgili fikirleriyle de ülkemizin önemli mütefekkirleri arasındaydı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Zaim Hoca'nın talebeleri arasında yer alan isimlerden. Hayatını mütedeyyin ve idealist kadrolar yetiştirmeye adayan Profesör Zaim, kendi ifadesiyle diktiği fidanların ülke hizmetine geldiğini görerek fani dünyadan ayrıldı. Zaim Hoca 2007'de vefat ettiğinde arkasında 20 civarında kitap, yüzlerce makale, yüzlerce hoca, binlerce talebe bıraktı. Evet, Rumeli'de yetişen değerleri konuşmaya devam ediyoruz. Yayıncı ve aynı zamanda eğitimci Erhan Erken konuğumuz dedik efendim. Evet, VTR'de de izledik Tayyip Okiç. Gerçekten önemli bir sima. O da Bosna doğumlu. Evet. Değil mi? Erzurum'da zannedersem vefat ediyor ama vasiyeti üzerinde Saraybosna'ya tekrar. Öyle, evet. Biraz gerçi sıkıntılar çekiliyor defnedilirken. Evet. Ne düşünüyorsunuz kendisiyle? Valla şimdi bu anlatılırken isimler, ben ismini zikretmediklerimize acaba bir şekilde haksızlık ediyor muyuz diye düşünüyorum ama tabii program alanı dar olduğu için, hı hı, hakikaten yüzlerce insan var. Yani burada biz belki işte cımbızla içinden 5-6 tane çektik konuşuyoruz ama bütün konuşamadıklarımız aklına helal etsinler hakikaten. Ve izleyicilerimiz de belki arayıp onları bulmamız lazım. Çok kahraman insan var. Hı hı. Biz belki birkaç tane işte örneği seçmiş oluyoruz. Tayyip Okiç Hoca da öyle biri. Tıpkı VTR'de anlatıldığı gibi. Beni en hüzünlendiren hususlardan bir tanesi, Türkiye'ye gelmiş, burada bu kadar hizmet etmiş ama mesela Türk vatandaşı olamamış. 1977'de vefat edene kadar. Onun hikmetini çok merak ediyorum. Yani yapmamışlar Türk vatandaşı adamı. Onun belki tarihinde anlatıldı. Birkaç hususu ben dikkatimi çekti. Onları nakletmek isterim. Şimdi Türkiye'de onun hocalık yaptığı dönemde medreseli hocaların pek olmadığı bir dönem. Yani işte 50'li yıllarda medrese kökenli üniversite hocalarının olmadığı bir dönem. Kendisi medresede tam okumamış ama şeriat ilimlerinde okumuş. Babası medrese hocası. Medrese havasını teneffüs etmiş. Çok da iyi bir eğitim geçirmiş. Yani hukuk okumuş, İslami ilimler okumuş ve bunlarla ilgili geniş bir alanda bir eğitim yapmış. Sorbonne'da okumuş, Prizren'de okumuş filan. Çok geniş bir alanda eğitim almış kendisi. Türkiye'de o dönem için o medreseli hoca eksikliğini bir şekilde tamamlayan bir tarafı var. Yani talebelerine o medrese eğitimini de modern eğitim içinde o bağlantıyı kurmuş. Bu bence önemli bir köprü görevi görmüş. İslami hassasiyeti olan bir adam, pratiği de olan bir adam. O dönemlerde 40'lı yıllar, Türkiye'de 50'lerde ezan yine okunmaya başladı. Yani insanların ezanı bile o Türkçe dinledikleri bir dönem düşünün. Alimlerin büyük bölümünde kenara çekildiği veya ortada olmadığı bir dönem. Bu İslami hassasiyeti talebelere bir, evet, şekilde veren biri. Bu da önemli bir şey. Bir ehli sünnet çizgisi veriyor çocuklara. Kendisinden sonra çok önemli talebeler var. Mesela Talat Koçyiğit iyi bir hadis hocasıdır. Onun talebelerinden biri. Ankara'da yetişen. Bunun gibi çok sayıda kendisinden feyiz alan hocamız var. Bir de oryantalist kültüre vakıf. Yani batılı eserleri okumuş, hı hı, ve bu oryantalist kültürün İslam eğitimi alanındaki yanlış bir şekilde talebeleri etkileyecek hususlarına karşı bir paratoner vazifesi görmüş. Çünkü tabii onu engelleyen bir tarafı var. Bence o da çok önemli bir şey. Bir refleks geliştirmiş, hı hı, talebelerinde. Ve bir de Boşnak ve Türk ilim hayatı arasında zayıf olan köprüyü bir miktar bazı çalışmalarıyla tamamlamış. Mesela bir Boşnak çalışmaları kürsüsü kuramamış ama onun çalışmaları üzerinden gidenler izi sürebiliyorlar. Bir dönem Ankara'da çalışmış. Sonra Yüksek İslam Enstitüsü'nün birkaç yerinde, Konya'da yanılmıyorsam hocalık yapmış. Herhalde Erzurum'da da yapmış. İki yerde hocalık yapmış, dolaşmış. Ama hayatında çok da imkanları olmamış. Yani büyük de bir imkan elde edememiş hocalığına rağmen. Böyle kahraman insan. Şimdi dedik ya insan. Zaman çok evet, daraldı. Evet. Bir VTR'miz var. Onu hemen, tamam, verelim. Akabinde Sabahattin Zaim Hoca'yla da beraber onu Sabahattin Hoca'ydı. Evet. Onu da konuşalım, atlamayalım. Mutlaka. O da çok mutlaka önemli çünkü. Efendim, İslam ilimleri sahasında yetkinliğiyle tanınan merhum Profesör Bekir Sadak Hoca da Rumeli toprağında yetişen ilim adamlarımız arasındaki seçkin yerini koruyor. Dini eğitimin yanı sıra hukuk ve felsefe eğitimi de alan Sadak Hoca 1950'lerde Türkiye'ye hicret eden muhacirler arasındaydı.
1920'de Üsküp'te dünyaya gelen Profesör Bekir Sadak Hoca, ilk dini bilgileri babası Hafız Mahmud Efendi'den aldı. Hafız olan Sadak Hoca, ilk öğrenimine Üsküp'te eski adıyla Yahya Paşa Mektebi olan Buç Karaciç Okulu'nda başladı. Sadak Hoca, 1927'de 400 civarında Türk öğretmenin görevine son verilmesinin ardından tahsiline sırtçı olarak devam etti. Daha sonra Meddah Medresesi'ne giren Sadak Hoca, Ataullah Efendi ile Fetah Efendi olarak da bilinen Abdülfettah Rauf Hoca'dan ders aldı. Meddah Medresesi'ni bitirdikten sonra Arnavutça öğrenmek için İşkodra'ya giden Sadak Hoca, Üsküp'e dönerek Meddah Medresesi'nde Arapça ve Akaid okuttu. 1946 yılının başında Yugoslavya'da komünist rejim kurulunca şer'i mahkemeler ve çeşitli dini müesseselerle birlikte Meddah Medresesi de kapatıldı. 1956'da Zagreb Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Sadak Hoca aynı üniversitede felsefe eğitimi de aldı. Bu arada Boşnakça ilk Kur'an tercümesini yapan Mostar ulemasından Ali Rıza Karabeg'in kızı Ayşe Hanım'la evlendi ve ardından 1957'de Zagreb'ten İstanbul'a hicret etti. Sadak Hoca İstanbul İmam Hatip Okulu'nda ders verirken bir taraftan da İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1959'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocalığa başlayan Sadak Hoca, 1970'te Profesör Ali Özek'le İslami İlimler Araştırma Vakfı İSAV'ın kurucuları arasındaydı. Sadak Hoca'nın talebeleri arasında Profesör Hayrettin Karaman'la Profesör Bekir Topaloğlu da yer alıyordu. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi İrsika'da Balkanlarda Türk İslam İzleri Projesi'nde uzman olarak da çalışan Sadak Hoca, 1993'te İstanbul'da vefat etti. Doğduğu topraklara duyduğu sevgiyi hiçbir zaman kaybetmeyen Sadak Hoca, hayatınızın en acı ve unutulmaz hatırası nedir diye sorulduğunda, doğup büyüdüğüm yerlerden kopup ayrılmamdır diyecektir. Türkçe'ye birçok eser kazandıran Sadak Hoca, Şeyh Mansur Ali Nasuf'un Ettacül Camiul Usul fi Ehadisir Rasul adlı eserini Taç Tercemesi adıyla tercüme etti. Sadak Hoca'nın Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Anlatımı adlı eseri ise döneminin en yetkin mealleri arasındaydı. Evet, mümtaz şahsiyetleri konuşmaya devam ediyoruz. Çok fazla zamanımız kalmadı ama inşallah sığdırmaya çalışacağız. Tabii onun nasıl olacak dediğim gibi sadece anabileceğiz. Evet. Sabahattin Zaim Hoca, hocaların hocası. Binlerce talebesi var. Bunların başında bu ülkenin şu anda başında olan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talebelerinden. Ne diyeceksiniz kendisiyle ilgili? Vallahi Sabahattin Zaim Hoca'nın çok güzel bir hatıratı var. Bence onu bulup okumak lazım. Kendi hayatını anlattı. Birkaç anekdot söyleyelim onunla ilgili. Bu kadar önemli insanı çok anlatmak zor. Evet. Onun şeyi vardır bir tane. Televizyon programı vardı, hiç unutmam. Anlatılırken kendisine soran arkadaşa diyor ki, hayatta diyor sizin kamera gibi olmanız lazım. Kamera iyiye doğru ışık verir, gösterirse iyi gösterir. Kötüye gösterirse kötüyü gösterir. Siz hep kötüleri karanlık tutun. Işığınızı ve kameranızı iyiye koyun ve iyi gösterin. Bu bence çok güzel bir şey. İkincisi benim idare hayatımda kullandığım, idarecilik hayatımda kullandığım onun çok güzel bir şeyi vardır. Yanınıza eleman seçerken iki hususa dikkat edin. Ahlaki ehliyet, mesleki ehliyet. Bu iki ayaklı adam gibidir. Ahlaki ehliyeti çok iyidir, mesleği iyi değilse almayın. Mesleği çok iyidir, ahlaki iyi değilse almayın. Mesela bunlar bence çok önemli bir şey ve hakikaten gerek Türkiye içinde bütün hayır organizasyonlarında ismi var Sabahattin Zaim'in, bakarsanız rahmetlinin. Ve Türkiye'nin uluslararası İslami faaliyetlerdeki bağlama olayında da bütün o organizasyonlara bağlayabilmiş bir insandır. Bekir Sadak'la ilgili de küçük bir şey söyleyeyim. Rahmetli Bekir Sadak'ın hocası Ataullah Efendi. Kendisi bu partizanlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya'yı örgütlerlerken yeni organizasyon kuruyorlar. Bekir Sadak ve bir arkadaşı gidiyor Ataullah Efendi'ye. Vazife alalım mı diyor Yugoslavya'nın bu yeni organizasyonunda. Komünistler gelmişler. Ataullah Efendi diyor ki işin içinde olun. Kendinizi kenara çekmeyin. Sizin işi içinde olursanız biraz zorluk çekersiniz ama Yugoslavya'nın o günkü daha iyi organize olmasında siz faaliyette bulunursunuz diyor. Ve bir dönem bu talebeleri işin içinde bulunuyorlar. Bu bence çok önemli unsurlardan biri. Bazıları da bırakın gidin demiş. Ama Ataullah Efendi demiş ki onlara kalın içeride ve mücadele edin. Ama tabii kendi geldikten sonra da bir röportajında şey etmiştim. Burada da beyan ediliyor, görmüştüm. Oraları terk etmemeliydik diyor. Yani orada evet. Kalıp mücadeledeydik. Tabii zor bir şey bu, zor bir imtihan. Yani hicret de var hayatta, evet. Kalmak da var. Onlar hicret etmişler ama gönülleri de orada kalmış. Bu önemli bir şey. İnsan hayatında bu imtihan sürekli çekilecek. İnşallah... Evet.
öyle bir imtihana insan duçar olmaz. Zor bir imtihan. İnşallah, ama olanlar inşallah. Da inşallah imtihanlarını en iyi şekilde verirler. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı programa. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, bugün önemli mümtaz şahsiyetleri konuştuk Balkanlarda yetişen. Yarın aynı saatte yeniden bu ekranlarda olacağız. Hoşçakalın.